Arkadaşlar merhaba. Cabbar ile Cafer mutfağına hoş geldiniz. Cafer'cim bize bugün ne yapacaksın? Bugün çiğ köfte yapacağız. Şöyle yumurtalı çiğ köfte olacak bu. Fakat farklı bir usul kullanacağız. Blender'la yapacağız çiğ köftemizi. Malzemelerimiz şöyle. Göstereyim, anlatayım arkadaşlar size. 2 su bardağı kadar ince bulgur kullandık. Biz 2 Çiğ kişiyiz. köftelik bulgur. Evet, çiğ köftelik bulgur kullandık. Tekrardan 2 su bardağı kadar kaynamış su ilave ettik. Üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık bir 10-15 dakika kadar beklettik. Hafiften yumuşasın diye önceden hazırlansın. Şöyle yeşil soğanımız var. 1 yemek kaşığı kadar salçamız olacak. Bir baş kuru soğanımız olacak. 4 tane yumurtamız. Maydanoz. Şöyle sarımsak, limon ve şurada görmüş olduğunuz gibi 1,5 kaşık kadar, yemek kaşığı kadar isot, tuz, karabiber ve kimyon. Başlayalım Cafer. Başlayalım. Cafer'cim önce ne yapıyorsun? Önce şöyle yeşil soğanlarımızı, taze soğanlarımızı ince bir şekilde kıyacağız şöyle. Cafer'cim bu aşamada Bu aşamada soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. Arkadaşlar şimdi maydanozlarımızı ince bir şekilde kıyacağız. Cafer'cim. Arkadaşlar şimdi sarımsaklarımızı da ince bir şekilde doğrayacağız. Evet Cafer'cim. Arkadaşlar şimdi malzemelerimizi hazırladık. Öncelikle şöyle salçamı ilave ediyorum. Daha sonrasında soğanlarımı ilave ediyorum. Daha sonrasında ise baharatlarımı ilave ediyorum. Evet Cafer Usta. Şimdi blenderdan geçeceğim. Elle yoğurma devri bitti diyorsun. Ha, pardon, bir saniye, unuttuğum bir şey var. Sarımsakları ilave ediyorum. Daha sonra blenderla yoğuracağım. Yaklaşık kaç dakika yoğuracağız? Çok fazla sürmeyecek. Yaklaşık olarak şöyle bir 10 dakikada çiğ köftemiz hazır yani. Arkadaşlar şimdi yeşilliğimizi ilave ediyoruz. Daha sonra Cafer'cim. Daha sonra şöyle az biraz limon sıkıyoruz. Daha sonra Cafer'cim. Daha sonra şöyle maydanozlarımızı ilave ettik. Son olarak yapacağımız şey yumurtalarımızı pişirip ondan sonra sunuma hazır olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle çiğ köftemiz blenderde hazır. Şimdi ne yapacağız Cafer'cim? Şimdi yumurtamızı ilave ediyoruz. Şöyle çiğ köftemizin üzerine. Şöyle bir parça alıp dibindeki yağda sıyırayım. Daha sonra Daha sonra sunum aşamasında görüşmek üzere diyebiliriz. bunu karıştırıyoruz, sunum aşamasında Tabii. görüşeceğiz. Arkadaşlar şöyle yumurtalı blenderde çektiğimiz çiğ köfte hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olduk. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ekleyeceğim bir şey var mı Cafer'cim? Afiyet olsun şimdiden arkadaşlar.